okul alışverişi için çöpe geldim ve bir sürü alışveriş için malzemeler var. Ben bunlardan almayı düşünüyorum. Arkadaşlar, Elif Sinem, almaya gelmedik. Şoka nasıl kırtasiye ürünleri gelmiş, onlara bakmaya geldik. Alışveriş hepsini gezdikten sonra yapacağız. Sadece çantamızı aldık arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bilenler bilir. Elif Sinem, anneciğim orası giriş değil, orası depo kapısı. Buradan hoş gireceğiz. Hoş geldiniz diyor orada. Gel, hoş geldiniz mi diyor. Evet. Oradan mı giriş? Aa, Elif benden iyi biliyor vallahi. Ben de orasını böyle görünce, şunları görünce depo kapısı zannettim. Hadi geç bakalım. Bakalım Şok'a neler gelmiş. Birlikte bakacağız. Duyduk ki arkadaşlar Şok Market kırtasiye ürünlerini erkenden getirmiş. Elif, bunlar kırtasiye değil, farkında mısın? Ne yapıyorsun şaşkın kızım? Ne alacaksın? Milkshake mi alacaksın? Kızlı yok, o yüzden milkshake. Hangisini alacaksın? Örümcek adamlı mı? Aa, var ya elindeki, bak prensesli. Kızlı, evet. Tamam, ondan alabilirsin kızlara göre. Hem de çilekli. Tamam anneciğim, hadi gel. Şimdi Elif Sinem, dolapların kapaklarını kapatıyoruz, tasarruf diyoruz. Hadi bakalım Elifciğim. Tasarruf ne demek anne? Enerji tasarrufu demek anneciğim. Elif, burada yok kırtasiye, nereye gidiyorsun? Ay, Elif sürekli kendi alışverişine gidiyor. Anneciğim, biz buraya ne için geldik? Ne için? Ne için? Bak. Bak diyor ya, ne için geldik? Bak. Ben gidiyorum. Elif Sinem kendi alışverişini yapsın, ben kırtasiye ürünlerini göstereceğim arkadaşlar. Bak bak nasıl geldi. Sensiz olur mu hiç ya? Gel bakalım kırtasiye ürünleri ne gelmiş. Burası da değil. Buradan başlıyoruz bakalım. Burası ayrı bir stand. Burası da ayrı bir stand. Ama biz şey yapacağız Elif. Aktüel sepetine bakacağız arkadaşlar. Burası oyuncak ve züccaci anneciğim. Arka taraf tamamen kırtasiye. Hadi gel birlikte bakalım fiyatlar ne alemde. Şimdi bakalım arkadaşlar, defterler gelmiş. Mesela şu küçük defterler 8.95'ten başlıyor. Bakar mısın? Elif, ay şu en güzeli de şuymuş, bitmiş bak. Ay, senin o istediğinden değil mi? Elif bak şu defterin güzelliğine bak, pembiş pembiş. Böyle küçük defterler gelmiş, böyle renkli evalar gelmiş anaokulları için. Bunu almak istiyorum. Anneciğim, biz okul alışverişini şimdi yapmayacağız. Sadece bakmaya geldik. Sumataraları gelmiş. Büyük defterler aşağı tarafta, küçük defterler yukarı tarafta. Buradaki bu ne? Müzik defteri. Bakalım başka neler gelmiş. Renkli kalem tıraşlar gelmiş böyle. Ya kırtasiye mağazalarına göre birazcık geniş kapsamlı çeşit yok ama yine de bütçeye uygun şeyler buralarda oluyor genelde. Dörtlü burada, keçeli fosforlu kalem. Burada tükenmez kalem. Ay Elif, şuna bak. Bunun süslüleri kırtasiye mağazalarında. Bu sade ve çok güzel. Ay bu çok güzel, baksana Elif. Oo, ama beğenmedin mi? Tabii beğenmez çünkü üstünde oyuncağı yok. Anne, keri var. Bak gel gel, çok kaliteli bir keçeli kalem buldum. Hem çok kaliteli hem de fiyatı 90 TL'ymiş arkadaşlar. Bakalım, makaslar var. Eading'in burada böyle şeyleri var. Keçeli kalemleri var. Sinem bak, burada böyle keçeli kalemler var. Tek renk, tek tek renkler satılıyor. Bak yine yapıştırıcı aldı. Bunu ama ne yapacaksın ya sarı. Allah aşkına. Anneciğim sarı olsun, ne yapacaksın? Ama şunlara bak. Nasıl dikkatini çekti ama. Ne 3 renk varmış. Hepsinde de 3 renk var, fark ettin mi? Sonra böyle zımba var bak. Pembesi, mavisi çok güzeller. Bakalım başka neler var. Şöyle renkli tükenmez kalemler var. Burada etiketler var. Çok güzel, baksana prensesli falan, çok deniz kızı falan da var. Bakalım başka ne gelmiş? Kartonlar gelmiş. Sumataralarına bakalım. Şok Market'in sumataraları çok şık bence. Baksana. Bence sade ve şık olmuş. Bak şöyle de var. Arkadaşlar böyle renkli isterseniz bunlardan da gelmiş buraya. Sen süslü mü istiyorsun? Tamam. Elif'in daha kırtasiye alışverişini sadece çanta olarak yaptık. Okul açıldığında yapacağız. Çöp kutuları. Bunlardan varmış masa üzeri için. Elif ne buldu? Bakın bundan istiyordu geçen. Kızlara göre olanından. Arkasında çarpım tablosu var. Buradan öğrenecek. Bakalım bakalım başka neler var. Aa, burası züccaciye bölümü. Yok burası olmaz. Aa, Elif kedi tuvaleti diyor, baksana. Yok, 100 lira hem de Murat. Kedi tuvaleti değil anne. Anneciğim bak burada yazıyor. Kedi tuvaleti 100 lira, çok uygun değil mi? Hem de kocamanı bak. Evet. Ya bunun üst kapağı nerede? Üst kapağı yok. Bunu çanta olarak taşıma şeyi de olsa keşke, bu da çok uygunmuş, alırdık. Gel bakalım. Arkadaşlar sumataraları çok güzel buranın. Çok beğendim. Evet, ben de. Sonra şu keçeli kalemlerini beğendim. Şöyle rengarenk.
Bu ne? Aa, çarpım tablosu için bak, bunu çantana anahtarlık gibi asıyorsun. Yok ya. Bunda da yazıyor çarpım tablosu. Ya ezber değil, ritmik saymayla öğrenin. Çocuklar öyle bakarak ezberleyince olmuyor. Gel bakalım başka. Bu kadar mı? Şok marketin arkadaşlar kırtasiye alanı anne, sadece bu kadar. Çok küçükmüş ya. Küçük, evet, seçenek az ama fiyatlar uygun. Her bütçeye uygun. Çantalarını gösterelim mi? Ya hiç çeşit yok. Geçen seneye göre çok seçenek çok az. Çok güzelmiş, baksana. Çok güzel ama seçenek çok çok az arkadaşlar. Baksana, Tommy gibi olsun diye üç rengi kullanmış. Bakın böyle ortaokul çantaları. Şu anaokulu çantası. Anne. Bakalım şöyle. Ay bu da güzelmiş. Elif sade, baksana. Elif sever. Yazı tahtası var mıydı kızım? Ay yazı tahtası da çok güzel. 399 lira. Fiyat da iyi galiba. Bilmiyorum kırtasiyede ne kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, çeşit ve seçenekler sence nasıl Elif? İyi. Sizce nasıl arkadaşlar? Daha büyük seçenekler olan marketleri de gezmemiz gerekiyor bizim. Evet. Ya mesela örnek veriyorum. Yapıştırıcı bölümü var. Renkli kalemler var. Renkli bant var. Şu biraz renk katmış, evet. Sonra sulu boya kutuları var. Şöyle gösterelim. Sulu boya kutuları var. Sonra anaokullarına uygun şey var. Burada gördüm biraz önce. Evalar var ama simli eva. Ondan sonra etkinlik kağıtları falan yok. Bak gördün mü? Aa, su matarası burada da varmış. Renkleri var. Bak. Ay çok güzel. Tam anaokul çocuğuna göre, ilkokul çocuklarına göre. Bu da kızlara göre. Çok cici. Bu bölümü gezdin mi? Evet arkadaşlar. Kırtasiye bölümü Şok Market'te bu kadar gelmiş. Anne bak ne buldun. Ne buldun anneciğim? Çok mu sıcak? Darlandın mı? Klima yok mu? Bir de şu bölüme bakalım. Burası da marka olan bölüm. Marka olan bölümde de aşağıda pastel boya, sulu boya, keçeli kalem var. Şunun fiyatı neymiş? Fiyatları yazmıyor ama arkadaşlar. Ama dediğim gibi kırtasiye mağazalarına göre uygun olabilir. Yine de siz bilirsiniz. İki tane rumba kalem 35 TL'ymiş. Şuna bak, 59 TL. Şu kalemler zamanında 1 liraydı. Resim kalemi. 1 lira mıydı? Evet, zamanında öyle aldım ben abine hep. Ben 1 liraya neler neler aldım, Toybox'da o zaman kaç liraydı? Toybox mu? Toybox o zaman ne kadardı Murat? Toybox'un şu kare kutuları mı? 1,5 liraydı aynen. Bak iyi tahmin ettin. 1,5 liraydı Toybox'un. Üçlü kutusu vardı ya, o 5 liraydı. Şimdi 20 lira değil mi? 20 olması lazım. Var mı burada Toybox? Var. Gel bakalım var mı? Şey Murat, milkshake'in kapağı düşmüş. İçti mi onu Elif? Çok içmiş. Bakalım başka neler var burada. Gel devam anne, edelim. Aa tokalar var anneciğim. Anne ne yapmışlar? Ay şu çok güzelmiş. Elif bir tane taksana, buna bayıldım. Anne ne yapmışlar? Kırtasiye devam ediyor. Evet anneciğim. Kırtasiye devam ediyor bölümde. Var mı kırtasiyenin devamı? Ama güzel. Şu tokaya bayıldım yalnız. Ha. Baksana kırtasiye. Bunu ben kendim alayım. Evet kırtasiye devam ediyor. Ben burayı züccaciye sandım. Çocuklar bakın. Bak suluklara baksana. Ay şeyler harika var. Harika suluk getirmişler. Bak anaokuluna uygun bu, biraz küçük küçük değil mi? Bu ne? Bayağı da tercih edilmiş, bitmiş. Aa bizim boyalardan değil mi bu? Evet ona benziyor. Bunun sadece adı farklı. Hayır. Bakalım başka. Alalım Elif. Fürük bile var. Ay Elif buna bayılacak. Aa, ben ödev ben, defteri. Ben artık yazmayı sevmiyorum. Sonra tekli mendiller varmış böyle gözlük için. Bakalım başka. Böyle setler varmış. Bak bu taraf daha renkliymiş Elif ya. Elif bunu alalım mı? Çok güzel. Bundan hoşuma bir sürü var evde olsun ya. Olmasa alırdım yani. Gerçekten. Daksil bile var. Bakın üçlü tahta aa, kalemi neydi, var. Neydi? Bu jumbo keçeli kalem çok güzel. Bunların hepsinden var ya, o yüzden alacağım. Şu tacı ben kendim bunu ben alacağım. Bunu ben kendim alacağım. Dur bakayım. Bunlar ne? Aa, hem de standıyla birlikte. Bak izolobant. Bakalım. Şimdi buna selobant diyorlar. Lektorbant yazmışlar. Üç tane isim söyledik. Şurası da benim ilgi alanım. Nasıl olmuş yani? Tırnaklarına bak. Allah aşkına tırnaklara bak ya. Güzelmiş değil mi? İşte dayanıklılığı önemli keçeli kalemlerin arkadaşlar. Fiyatları uygun ve çok güzel kalemler. Ben kullandım yani, tavsiye ederim size de. Bakalım başka, burası züccaciye ya. Şimdi şöyle gösterelim. Bu keçeli kalem. Şok'un keçeli kalemi. Jumbo keçeli kalemi. Kutuluk keçeli kalemi. 3 çeşit bir arka tarafta var. 3-4 çeşit keçeli kalem var. Şu seti bir göstereyim mi? Bak şu sete bak. Pembe renkli bir set var. Bu da ne için biliyor musunuz çocuklar? Arkadaşlar diyeyim, bak çocuklar dememi istemiyorsunuz. Şey için mesela, abiler ablalar okula başlayınca kırtasiye alışverişi onlara yapılıyor ya. Küçükleri de ağlıyor doğal olarak. Ben Elif Sinem öyle yapmıştı, hatırladın mı? Bana ne alacaksın diye Elif'i bununla alıp gönlünü görmüştük. Küçük kardeşlerinize de bu setlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Şu setler onları mutlu ediyor yani. Çok güzel düşünmüşler onu. Bakalım başka. Burası da oyuncak bölümü. Oyuncakta ya ne varmış? Gördün mü? Barbie var. Bu nasıl hamur böyle? Elisinin. Harika. Elisinin boyu kadar, baksana.
Bu ne böyle kocaman oyun hamuru yapmışlar. Hem de 80 TL. Çok ucuz. Alak mı Elif Sinem'e? Ne yapacak ki Elif Sinem? Oynasın ya Elif Sinem, alalım mı sana? Şuna kocamanmış. Şu küçüğü 80 de lira çok ucuz gerçekten. Baksana Go Kid'inin de varmış böyle. Allah neyse ya. Arkadaşlar, dediğimiz gibi, anlattığımız gibi çok marketin kırtasiye ürünleri bu şekil gelmiş. Elif Sinem nerede? Ama ben alışverişini yapmayacağım. 4 tane eksik ama böyle alalım mı? Kapalı kutu olacak. Biz açacağız o kutuyu. Gel bakalım bakalım başka neler var. Ay Elif, çok cici tokalar gelmiş. Gel bakayım. Bakayım bakayım. Ay bunun içinden ne çıktı? Bisküvi çıktı içinden. Gel bakalım başka neler var. Burası da diğer temizlik ürünlerine doğru ilerliyor arkadaşlar. Şu diğer tarafa bakalım bir de. Gidelim kırtasiye ürünleri. Size göstermek için videosunu çektik ama Elif Sinem kırtasiye alışverişini okulların açıldığı hafta yapacağım. Burası da size göre bir alan değil. Şimdi ne aldıysak ödeyip çıkıyoruz. Elif Sinem vedalaşalım mı? Elif? Abone olmayı, çintine basmayı, like etmeyi. Ama bir şey söyleyelim. Şimdi Şok'un kırtasiye ürünlerini yapacağız, alışveriş onu alacağız. Biminkini alacağız. A101'inkini alacağız. Şimdi almayacağız. Okul haftası değil, alacağız. Okul haftası. Hepsininkini karşılaştıracağız. Hepsini arkadaşlar deneyeceğiz. Karşılaştırma videomuz gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Elif Sinem bakın yeni videoya hazırlanıyor. Tahmin edin bakalım ne, yorumlara yazın. Beğenip yorumlara yazarsanız. Ay bu ağır, baksana. Şimdi tahmin edin. Yok bu değil. Ben biliyorum arkadaşlar, biliyor musunuz hangisinden hesap makinesi çıktığını? Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Ben biliyorum. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Ben biliyorum, vallahi biliyorum. Bunda da yok. Bunda da yok. Şurada başka bir oyuncak var bildiğim kadarıyla, sihirbazlık oyuncağı. Bakalım bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da. Buradakilerin hiçbirinde hesap makinesi yok. Ama hesap makinesi. Vallahi yok, billahi yok. Açıp gösterebiliriz yani. Ama bu açılmış paket. Ben full kapalı alacağım arkadaşlar. Videoyu tahmin edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.